Tahıl ihracatını sürdürebilmek için Karadeniz'de Türkiye'nin askeri desteğini talep eden Ukrayna'ya Rusya'dan yanıt geldi. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Ukrayna'nın Rusya'nın güvenlik garantisi olmadan Karadeniz limanlarından tahıl taşıması riskli olur. Çünkü Ukrayna bu suları askeri faaliyetler için kullanıyor dedi. Peskov'un bu sözleri tahıl yüklü Ukrayna gemilerinin vurulabileceği yönünde tehdit olarak yorumlandı. Peskov, Rusya'nın tahıl anlaşmasından çekilmesini kınayan ABD'nin eleştirilerini de reddetti. Biz sorumluluklarımızı yerine getirdik diye konuştu. Ukrayna savaşını bir günde çözebileceğini iddia eden eski ABD Başkanı Donald Trump, bunu nasıl yapabileceğini de anlattı. Putin'i de Zelenski'yi de iyi tanıyorum, her ikisiyle de ilişkilerim iyi dedi. I will have the deal done in one day. One day. Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkanı Donald Trump, Fox News kanalına verdiği röportajda yeniden seçilmesi halinde Ukrayna savaşını bir günde çözeceği iddiasını tekrarladı ve bunu nasıl yapabileceğini ilk kez anlattı. Savaşı bitirmek için Zelenski'ye artık anlaşma yapmak zorundasın derdim. Putin'e de eğer anlaşma yapmazsa Ukrayna'ya daha çok silah vereceğimizi söylerdim ifadelerini kullandı. Zelenski very well and I know Putin very well, even better. And I had a good relationship, very good with both of them. I would tell Zelensky, no more, you gotta make a deal. I would tell Putin, if you don't make a deal, we're gonna give him a lot. We're gonna give him more than they ever got if we have to. I will have the deal done in one day, one day. Donald Trump halefine de yüklendi. ABD Başkanı Joe Biden'ın yeterince zeki olmadığını ima ederek Putin, Xi Jinping ve Macron gibi liderlerin Biden'ı zekalarıyla ve taktikleriyle yendiğini söyledi. These are smart people, including Macron. We have a man that has no clue what's happening. It's the most dangerous time in the history of our country. Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski savaşı bir günde bitirebileceğini öne süren Trump'a daha önce yanıt vermiş ve bu iddiasına güvenmediğini ima etmişti. Zelenski, Trump başkan kendi ülkemizde savaş olmasa bile çatışmalar vardı ama Trump yönetiminin o sırada öncelikleri belli ki farklıydı demişti. Masaya oturmadan önce karşı taarruzu zaferle bitirmeyi hedefleyen Zelenski, topraklarımızdan vazgeçmemiz isteniyorsa Biden da 5 dakikada bu savaşı bitirebilir. Fakat biz bunu kabul etmeyiz diyor. Saldırıya uğrayan Kerç Köprüsü trafiğe kısmen açıldı. Putin Ukrayna'ya sorumlu tutup misilleme sözü vermişti. Odessa ve Mykolaiv'de intikam saldırıları düzenlendi. Rusya için kritik önemdeki Kerç Köprüsü yeniden trafiğe açıldı. Pazartesi günü düzenlenen İHA'lı saldırıda hasar gören köprüde ulaşım tek şerit üzerinden sağlanıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iki kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıya terör eylemi dedi. Ukrayna'yı sorumlu tuttu, köprünün derhal onarılması için talimat verdi. Ukrayna Kerç Köprüsü'ne yapılan İHA'lı saldırıyı üstlendi. Amerikan CNN televizyonuna konuşan Ukrayna Güvenlik Teşkilatı'ndan bir yetkili, Ukrayna ordusuyla ortak operasyon düzenlediklerini açıkladı. Putin misilleme sözü vermişti. Rusya Savunma Bakanlığı düğmeye bastı. Odessa ve Mykolaiv'deki yakıt depolarına intikam kod adlı saldırılar düzenlendi. Rusya Savunma Bakanlığı köprüye saldırmak için kullanılan mürettebatsız deniz araçlarının buralarda hazırlandığını ileri sürdü. Kerç Köprüsü Ukrayna'nın güneyindeki Rus güçlerinin en kritik tedarik hattı. Ukrayna'nın Haziran'da başlattığı karşı taarruzdaki ana hedeflerinden biri de Rusya'nın Kırım'la bağlantısını kesmek. Köprü geçen yıl Ekim ayında da saldırıya hedef olmuştu.